Herkese merhaba. GMT Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. 26 Kasım tarihinde ve 17 Aralık tarihinde paylaşımları mevcut. 26 Kasım'da özellikle 025.18-023.26 destek bölgesinin öneminden bahsetmiştim ve burada birinci kademe için alım emrimi de girmiştim. Birinci kademeyi yaptım. %78'lik karlara kadar da çıktı. Ama 0.5161'de benim satış emrim açık olduğundan pozisyonumu kapatmadım. Tekrar bu destek bölgesine bir hareket gelirse alım yapardım ama güncel destek ve dirençleri var. Hemen onları göstermiş oluyorum sizlere. Şimdi burada oluşmuş olan bir tane önemli direnç var. Artık 0.5350 ana satış bölgem olduğu 0.6650'de burada alınan pozisyonların gelene kadar takip edeceğim en önemli direnç bölgesi. Birinci kademe emrimi almıştım burada. Tekrardan buraya gelirse ilave alım yaparım. Yani burada eklediğim e, paranın neredeyse yarısı kadar ilave bir alım daha gerçekleştiririm. E, i̇kinci kademeyi de 0.19.01 bölgesinde yaparım. Şimdiden de emrime girdim. Bunun için %36'lık bir düşüş yapması gerekiyor. 0.1591 altında günlük mü kapanışları yaptığında negatife dönecektir yeni bir kanal oluşmadıkça 3. kademe için herhangi bir alım yönünde değerlendirme olmaz ve tekrardan 0.1901 üzerine çıkınca pozitife dönecektir. E, bu bölgeye doğru gelirse artık 0.31.91 GMT'nin garanti satış hedefi olur. Böyle takip ederim ve buradan baktığımızda %26'lık kar garanti görünüyor. 0.19.01'e gelse bile 0.31.91 artık gelene kadar takip edeceğim garanti satış bölgemdir. 0.37.52 üzerine çıktıktan sonra önemli bir direnci bize gösterecek. 0.53.50 0.6650 artık orta uzun vadede GMT'de e, gelene kadar takip edeceğim önemli satış bölgem olacak ki burayı açtıktan sonra asıl hareketi göreceğiz ve bu hareketin devamlılığında ne zaman 0.6650 üzerine çıkar her defasında 2.45 38'de satış emrim açık tutarım. Bunun dışında ara bölgelerde asla GMT'de herhangi bir satış yapmam. Burası gelene kadar e, takip ederim ne zaman geleceğini tam ki bilmiyorum ama kendimi buradaki pozisyona göre ayarlayacağım. Burada e, maksimum yükselmesini beklediğim seviye ise şimdilik 3.13 bölgesi tabii ki buranın üzerine çıkabilir ama e, şimdilik kendime belirlediğim maksimum hedef dediğim gibi o bölge GMT ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın.